STV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Tarihlerimiz 24 Ekim'i gösteriyor. Efendim, yeni haftaya asayiş haberleriyle başlıyoruz. Eskişehir'de baba ve oğul dehşet saçtı. İddialara göre yaklaşık bir ay önce alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları akrabalarının evlerini kundaklayan baba ve oğul, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ailesiyle birlikte yanan evden canını zor kurtaran akraba ise korku dolu o anları anlattı. İddiaya göre babasının kuzeni Ramazan Karakuş'la bir ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşayan ilk erkeğe, Ramazan Karakuş'a ait Şerhüyük Mahallesi Menekşe Güler Sokak'taki ve kardeşi Bekir Karakuş'a ait Fevzi Çakmak Mahallesi Yılancı Sokak'ta bulunan evleri gece saatlerinde ateşe verdi. Kardeşimle bir ufak tartışma oldu bir ay öncesi. Babası yansı diyor. İkisi beraber kundaklama yapıyor. Hepsi bu kadar. Başka bir şey yok. Bir alıp vereceğim yok. Büyüsüm ettik yok. Eşi ve kızıyla birlikte uyuduğu sırada komşularının sesiyle uyanan Bekir Karakuş ve ailesi yanan evlerinden son anda dışarı çıktı. Evdeydik, uyuyorduk. Komşuların sesiyle çıktık. Bir 10 dakika daha çıkmasak yanacaktık yani. Buna şükür canımızın kurtulduğuna dua ediyoruz yani. Evde eşim, kızım, üçümüz. Yangında dumandan zehirlenen Bekir Karakuş'un eşi Eşek Karakuş sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeker hastası, biraz rahatsızlığı var. Şeker tansiyon hastası eşim. Bir de kaz etkilemiş bizi, yine de kalktık yani, şükürler olsun. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Dışarıda kaldık. Konu komşuda yatıyoruz. Başka yatacak yerim yok yani, kalacak yer yok. Hepsi perişan oldu, eşyam içeride. İlk erkeğe daha sonra motosikletle Ramazan Karakuş'un ikametine giderek evini ateşe verdi. Şüphelinin camlara yanıcı madde dökerek evi ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Alevlerin kendiliğinden etkisini yitirmesiyle kısa sürede söndürülen yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi. Olayın şüphelisi İlk erkeğe ile suç ortağı olduğu iddia edilen babası Mehmet K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından savcılık ifadesi için adliyeye sevk edildi. Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirilirken olayla ilgili de 3 kişi yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve tütün mamullerini yasa dışı yollardan piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma düzenlendi. Kent merkezinde 2 araç, 2 depo ve 1 ikamete yönelik yapılan operasyonlarda 47 bin dal makaron, 4200 dal sarılmış sigara, 650 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasıyla ilgili açıklamalarda bulunan DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay Ayaz, çalışırken ölmek işçinin kaderi olamaz diyerek tüm iş kollarında başta madenler olmak üzere aklın ve bilimin ışığında gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Çalışırken ölmek kader değildir. DİSK Eskişehir Bölge Temsilciliği tarafından Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleşen maden kazasıyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Sendika adına basın metnini DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay Ayaz okudu. Gerekli önlemlerin alınmadığı için, sorumlulardan hesap sorulmadığı için, hatta sorumluların ödüllendirildiği için işçiler ölmeye devam ediyor. Ayaz, önlenebilir ölümlere kaderin planı diyen yöneticilere seslendi. Kaderin planı sadece Türkiye'de mi geçerli? Kaderse neden sadece ülkemizde işçiler bu kaderi yaşıyor? Başka ülkelerde madenler yok mu? Ölümcül iş kazası oranı Almanya'da, İngiltere'de 100 bin maden işçisinin ikisi kader olurken
Türkiye'de 100 bin işçinin 43'ü çalışırken hayatını kaybediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre Türkiye'de madencilik sektöründe en yüksek ölüm oranına sahip. Madenlerde ölümcül iş kazası oranı Avrupa'da lideriz. Kaderin planı dedikleri sadece Türkiye işçi sınıfı için geçerli mi? Çalışırken ölmeyi bu ülkenin normal haline getiremezsiniz. Çalışmak için gittiğimiz iş yerlerinde ölmeyi işçinin kaderi haline getiremezsiniz. Çalışırken ölmek işçinin kaderi olamaz diyen Ayaz, başta madenler olmak üzere tüm iş kollarında aklın ve bilimin ışığında gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Biz işçiler bu ölümlerin önlenebileceğini biliyoruz. Konfederasyonumuzun ölümlerin önlenmesinin yollarını anlatıyor. Raporları hazırlıyoruz. İlgili bakanlıklara iletiyoruz. Soruyoruz. Neden bu ölümleri çözemiyorsunuz? Neden aklın ve bilimin emrettiğini uygulamıyorsunuz? Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmak isteyen eğitim emekçilerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışan engel olmak istedi. Hatta Eğitimsen Şube Başkanı Faik Alkan'ı merdivenlerden ittirdi. Tartışmalı bir açıklama oldu, izliyoruz. Hocam bak şimdi bak şey Eğitimsen, Eğitimiş, Teçsen ve Anadolu Eğitimsen Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili basın açıklaması yapmak istedi. Daha önce aynı yerde Eğitim Birsen ve Türk Eğitimsen'in açıklama yapmasına izin verilmesine rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde sivil savunma uzmanı olarak görev yapan Olcay Yılmaz isimli çalışan öğretmenlerin kamu kurumu önünde açıklama yapmasının yasal olmadığını ifade etti. Daha sonra öğretmenlerin açıklama yapmaya başladığında Olcay, merdiven basamaklarında duran Eğitimsen Şube Başkanı Faik Alkan'ı sırtından ittirdi. Alkan'ı düşmek üzereyken Eğitimiş Şube Başkanı Hüseyin Yurtman tuttu. O esnada Yılmaz'la Alkan arasında tartışma yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından Eğitimiş Şube Başkanı Hüseyin Yurtman açıklama yaptı. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerine eklenirken eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimizi görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insanoğluna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. Daha sonra Teçsen İl Başkan Yardımcısı Volkan Zafer Ustaoğlu, 4 eğitim sendikasının ortak taleplerini açıkladı. 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi, tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenleme yapılması. Eğitimsen Şube Başkanı Faik Alkan da ortak talepleri yerine getirilmediği takdirde 2 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacaklarını belirtti. Buradaki talepler sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim emekçilerinin talepleridir. Öğretmen odalarından bürolarımıza kadar her arkadaşımızın ifade ettiği gibi nitelikli eğitim, nitelikli çalışanlarla mümkündür. Bunun için eğitim çalışanlarının temel haklarının, ekonomik taleplerinin ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan yeni bir çalışma rejimi acilen düzenlenmelidir. Yapılan açıklamanın ardından Faik Alkan, kendisini ittiren Olcay Yılmaz hakkında da suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Tamam. Ben buranın güvenlik amiriyim. Tamam. Tamam.
basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Eskişehir İl Başkanı Mahir Say'ın, ilçelerde hızlı bir şekilde örgütlendiklerini ancak insanların korkudan kendilerine parti binası için yer vermediklerini söyledi. Say'ına göre bu korkunun sebebi ise siyasi baskı. Tekrar dava edilmiş durum. Gelecek Partisi Eskişehir İl Başkanı Mahir Say'ın düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sayın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na Erzurum tanıtım günlerinde yapılan haksızlığın ardından son olarak parti sözcüsü Serkan Özcan ve Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'nin yargı yoluyla haksız suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Tekrar Genel Başkan Yardımcılarımızın yanında olduğumuzu, yapılan şikayetlerin haksız olduğunu dile getirerek başlayalım konuya. Selim Bey'in iddiası şu: bir televizyon programında 15 Temmuz'da Selim Bey AK Parti İstanbul İl Başkanı'ydı. Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili ona bir soru soruldu ve bu soruya cevap verdi. Tamamıyla fikir özgürlüğü kapsamında bir cevaptı bu. Bu cevaptan ötürü Sayın Berat Albayrak'ın adının geçmemesi, hiçbir yerde adı geçmiyor o programda. Geçmediği halde mahkemeye şikayette bulundu, ifadelerini verdiler. Onu kınıyoruz birincisi. Serkan Özcan da parti sözcüğümüz, her şeyi rakamlarla ortaya koyan birisi. Biliyorsunuz daha önce de Merkez Bankası geçmişi var onun. Tamamıyla resmi rakamlarla ekonomiyle alakalı izahat yapıp açıklama yapan birisi. Buna rağmen de Merkez Bankası'nın itibarı düşürüyor diye Merkez Bankası'nın bir davası var. Ülkede yaratılan baskı ortamı sonucunda insanların siyasetle ilgili konuları konuşmaktan korktuğunu dile getiren Sayın, bu anlamda vatandaşların Gelecek Partisi'ne katılmak konusunda da çekince yaşadıklarını, ancak tüm baskılara karşın çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Genelde yaşadıkları baskıyı yereldeki örgütlenme ve parti çalışmalarında da yaşadıklarını belirten Mahir Say'ın, 7 ilçede örgütlendiklerini, bu sayının daha da artabileceğini ancak oluşan baskı ortamında insanların Gelecek Partisi ile ilişki kurmaktan çekindiklerini anlattı. Mevcut iktidarın yapmış olduğu bu baskıcı durumlar dolayısıyla insanlar siyasetten çekiniyor bir kere. Siyaset yapmaya korkuyorlar. Yani 7 ilçede kaldık şu an. Şöyle yetki verdiğimiz arkadaşlar var. Onların yönetimlerini kurmalarını bekliyoruz. Yani basınla öyle paylaşalım. Tabii sahada onlar da sıkıntı yaşıyor. Mesela yer problemi yaşıyoruz bazen. İşte bir yer kiralayacağız. Önümüze engel çıktığını da biliyoruz. Tabii ilçelerde mesela yer kiralayacağız. Mesela ismini vermeyelim. Bir ilçemizde hani oradaki arkadaşımız daha çok zorlanmasın diye vermiyoruz. Yer tutacak mesela bir iki yer var, boş yer, merkezi yer, hani daha göz önünde olsun, reklam değeri yüksek olsun diye baktığımız iki yer var, vermiyorlar. Vermeyen kişilerin kim olduğunu da biliyoruz. Yani vermiyor, adam parasını veriyorsunuz, kiraya vermiyor. Tepebaşı Belediyesi'nin Başkan Ahmet Ataç'ın talimatıyla üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti devam ediyor. Öğrenciler ise bu hizmetten oldukça memnun. Tepebaşı Belediyesi'nin kentteki üniversite öğrencileri için "Gel beraber olsun" sloganıyla başlattığı ücretsiz yemek hizmeti, yeni dönemde yeni yerinde öğrencileri ağırlamayı sürdürüyor. Öğrencilere hafta içi her gün Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak numara 2 adresinde akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal İsmail Akçuraş evinde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler 18 ve 20 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanmaya yeni dönemde de devam ediyorlar. Biz buradaki yemekleri çok beğendik. Zaten okulumuzun akşam yemekleri olmadığı için gelip akşamları burada yemek yiyebiliyoruz. Bu açıdan çok güzel. Şöyle, belediyemizin biz öğrencilere düşünmesi çok güzel. Yemekler zaten çok güzel. Bu hizmeti çok iyi değerlendiriyorum. Sebebi ise geçen yıl okulumuz akşam yemeği de veriyordu. Bu yıl akşam yemeğini kestiler. Akşam yemeğini alamadığımız için ya evde yapmak zorunda kalıyorduk ya da dışarıdan almak zorunda kalıyorduk. Şu an bu imkan sayesinde dışarıdan almak zorunda kalmıyorum. Yemeği değerlendirme açısından baktığımda da yemek de sadece vermek için verilen bir şey değil. Yani ciddi anlamda doyurucu ve makro değerleri güzel olan bir yemek veriyorsunuz. O yüzden
Teşekkür ediyorum başkanımıza. Bence evde ev yemeği bulmak zorlanıyorduk. Genelde makarna yiyorduk. Şimdi buraya gelince karnımız doyuyor ama akşam yemeğinde paramız biraz cebimizde kalıyor. Güzel oluyor. Hem de sulu yemek yemiş oluyoruz. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Çok beğeniyorum yemekleri. Çok hoş bir sunum yapıyorlar gerçekten. Ve evime yakın olduğu için çok seviyorum akşam yemekleri burada yemeye. Yani mesela et ürünleri falan çok almama gerek kalmadı. Burada beslenmem tam oluyor. Yani protein tarzı falan daha çok imkanlı oluyor. Bence çok iyi bir hizmet yani. Çünkü burada yardım ihtiyacı olan bir sürü insan var. Öğrenci var daha doğrusu. Eskişehir'de zaten öğrenci şehri olarak biliniyor. O yüzden iyi buluyorum. Yemekleri de gayet hoş, güzel, lezzetli. Verdiği sözleri yerine getirmeye devam eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gerçekleştirilen çalışmalarla da yakından ilgileniyor. Sık sık çalışmaları yerinde incelemek için denetimlere çıkan Başkan Kurt, yetkililerden çalışmaların gidişatı ile ilgili bilgi alıyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmaları inceledi, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Kurt, incelemeler kapsamında ilk olarak vadi şehirde inşaatı devam eden Odunpazarı Belediyesi Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'ne gitti. Ardından da Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakım Evi ve Kreşi'ni ziyaret etti. Vadi Şehir Mahallesi'ndeki incelemelerini tamamlayan Başkan Kurt, daha sonra Yenikent Mahallesi'ne gitti. Başkan Kurt'un buradaki adresi ise Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi inşaatı oldu. Çalışmaları inceleyen Başkan Kurt, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kurt, hemşehrilerine verdiği sözleri tutmaya devam ettiğinin altını çizdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Bağlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde gördü. İncelemelerde bulunan Başkan Ataç'a, Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Yeni Bağlar Mahalle Muhtarı Mine Türeli ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti. Başkan Ataç, yetkililerden Yeni Bağlar Mahallesi'nde tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eskişehirli ressam su altında yaptığı resimlerle çevre kirliliğine dikkat çekti. Sakarya başında gerçekleştirdiği dalışla su altında resim çizen ressam Çağdaş İlim, dünyada bunu başarabilen 3. kişi oldu. Ressam ve tasarımcı Çağdaş İlim, 30 yıl boyunca devam ettiği hemşirelik kariyerinin yanında resme duyduğu ilgiyi mesleği haline dönüştürdü. Bu ilginin yanında dalış eğitmeninin verdiği tavsiyeyle su altında resim yapmaya karar veren Çağdaş İlim, resim ve dalış tutkusunu suyun altında birleştirerek görsel bir şölene imza attı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek adına su altında resim yapan İlim, dünyada su altında dalışla resim yapmayı başaran 3. kişi oldu. Dalış okulundaki hocamın tavsiyesiydi. Bunu yapan çok az sayıda insan var. Bir Rus kadın, bir erkek dalıcı. Üçüncüsü neden sen olmayasın diye sordu. Bu fikir beni çok heyecanlandırdı. Zaten sanat da bir farkındalık yaratmaktır. Mesaj kaygısıyla su altındaki kirliliğe, çevre kirliliğine dikkat çekmek için tüplü dalış yaparak su altında resim yapıyorum. Bilecik'te Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle işlem yapmak için gişede sıraya giren 182. müşteriye hediye verildi. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Bilecik Merkez Şube'ye gelerek işlem yaptırmak için 182. sırayı alan Gülsen Yardımcı'ya, Bilecik PTT Baş Müdürü Serhat Bozkurt tarafından Büyük Zafer'in 100. yılı başlıklı, içeriğinde ilgili görsellerle oluşturulan pulların olduğu katalog hediye edildi. İşlem yapmak için şubeye gelen ve neye uğradığını şaşıran Gülsen Yardımcı, gişede işlemlerini yaptırdıktan sonra kendisine takdim edilen hediye için Müdür Bozkurt'a ve şube personeline teşekkür etti. Hayır,
Efendim, haberleri aktardık. Bu haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde STV ekranlarında yeni gelişmelerle tekrar karşınızda oluncaya dek iyi akşamlar dileriz.